Bu yıl Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu temasıyla kutlanan Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Hatay'dan çeşitli isimlerden mesajlar geliyor. İşte o mesajlar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sevgili peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dini ile karanlık dünyalar aydınlanmış, Allah inancıyla kalpler nurlanmıştır. Ona inanan toplumlar gerçek huzura ermiş, yeryüzünde adalet, eşitlik ve kardeşlik hakim olmuştur. Yüce Allah kutlu doğum haftası vesilesiyle Peygamber Efendimizin ahlak ve fazilet dolu hayatını öğrenmeyi, hatırlamayı, anlamayı ve yaşamayı, Peygamberimizin sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmayı hepimize nasip etsin. Yanı başımızdaki Orta Doğu'da kan, gözyaşı, acı ve zulümle insanlık sarsılırken toplum olarak da ahlak ve edebin yok olmaya yüz tuttuğu bu günümüzde onun edebi mesajını, sevgiyi, barış ve merhameti hepinizin hatırlamasını ümit ediyor, ülkemizin ve İslam aleminin kutlu doğum haftasını kutluyor, tüm insanlığa barış, sevgi, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz. Vahiy ve Resul Muhammed, mağaradan kainata yayılan cennet esintisi, bütün sevgilerin kaynağı Allah ve peygamber sevgisidir. Hazreti Muhammed insanlığa rahmet ve esenlik olarak gönderilmiştir. O da diğer insanlar gibi bir insanken Allah onu kutsal kitap Kur'an-ı Kerim mesajlarını birlik ve beraberlik, sevgi ve kardeşlik, barış ve hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma, insanın değeri, affedici olma, farklı din ve kültürlerle bir arada yaşama ve insanlar arasında hiçbir aidiyet farklılığı gözetmeksizin iletmek göreviyle şereflendirmiştir. Hazreti Muhammed sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlar için örnek konumundadır. Onun üstün şahsiyeti ve ahlakı bütün insanlığa örnektir. Sevgili Peygamberimizin insanlığa kattığı güzellikleri iyi anlamak mutluluğun anahtarıdır. Peygamber Efendimiz bir barış efendisidir. Sevgisi, güzel ahlakı, cömertliği, merhameti, şefkati, vefakarlığı, fedakarlığı ve adaletiyle tüm insanlığa örnekti. Ben ne kralım ne de sultan, kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum sözleriyle insanlığa alçak gönüllülüğü öğretirken, barışta ısrar eden, kılıç yerine kalemi seçen yönü günümüz insanlık dünyasına en güzel bir barış dersidir. Bu duygu ve düşüncelerle bu haftada onu bir kez daha anlama ve gül kokusunu hissetme adına yapılacak olan tüm kutlu doğum programlarının hayırlara vesile olmasını diler. Başta Kırıkhanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin kutlu doğum haftasını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.